Soru soru sevgili Plan Planlop Game kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Mükemmel genetik özelliklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine ana mahalleden başladım. Sanma şuna da neler oldu? Kimler nerelere taşındı? Ölen kalan var mı? Ailesiyle ve çocuklarıyla buluşanlar kimler? Son dakika haberleri Sanma şuna mahallesinden. Şöyle kısaca geçiyorum. Biliyorsunuz ki Erik kendi ailesini aldı. Mükemmel çocuğun işte eşini, onunu, bununu aldı. E, ayrı bir eve çıktı. E, geride kalan Eddie ile Elias da ne yaptı eski toplama kampı dediğim işte kardeşleri falan var orada akrabalık şeylerini şimdi unuttum kardeşleri bir şeyleri var oraya gittiler. Ama ne oldu dediler ki e, bizim de bir sevdiceğimiz var bizim de bir çocuklarımız var onlarla beraber yaşayalım. Geçen bölümde de söylemiştim zaten e, onları kendi ailelerinin yanına alabilirim diye. Şimdi toplama kampı kısmına baktığımızda burada işte yaşlılar yine Elroylar, Mauricio'lar, Tyron'lar falan zaten burada vardı. E, yanında Nadia ile Tina vardı. Bir de edile ile Elias vardı. Edil ile Elias'ı buradan çıkartınca iki kişilik yer açıldı. Ve yan dairedeki Talia ile Alexis'in e, gerçi onlar öldüler. Onların çocukları olan Jacqueline ile Marion geldi. E, hangisiydi bu Talia'nın Alexis'in çocuğu olan. Yaşlanmışlar zaten. E, Jacqueline ile Maryann'ın da burada kardeşleri, küçük kardeşleri Alex var. E ee, Alex de ev arkadaşı Nalani Mahia ile ki hala ölmediği kadın burada ölümsüz yani bu Mermet. O kadar oynuyorum. Asla ölmüyor. Ee, burada bu köpek Zoe İki tane de kedisi var bunlarla beraber yaşıyor. Aslında Alex'i de ben buraya alacaktım. Burada 3, 4, 5 değil mi? 3, 6, 7. 7 kişiler 8. kişi olarak Alex de buraya gelir. Hani bütün çocuklar burada olsun. Sonuçta şu kadın yani gereksiz. Ama bu kadının yaşlı ve ölüme ihtimali olduğundan kaynaklı bu 3 tane işte iki kedi bir köpek yalnız kalmasın diye Alex'i burada bıraktım. Şayet bu burada ölürse bu köpeklerle kedilerle falan sahiplenmişler yapacak bir şey yok. Böyle yaşamış olurlar. Tam karşı dairede de zaten şeyin, e, erin şeyleri var. Diğer çocukları. Bunlar da burada böyle yaşıyorlar. E, gelelim şu tarafa sanatçılar mahallesine. Sanatçılar mahallesinde bu apartman bildiğin aile apartmanı oldu. Yani Medina Stüdyo apartman değil. O kadar e, aile, family apartman olsa yeridir. Şimdi burada Daphne vardı. Daphne çocuklarıyla beraber 8 kişilik komple evi dolduruyordu. Hani ben de demiştim ki Elyas'ı buraya nasıl getireceğim? Yani sığmaz 9. kişi olmuyor. 8 kişi maksimum olabiliyor evlerde. E, ne yaptım? E, buradan bir tane çocuğumuz için biraz anlatacağım. E, karşı daireye geçti. E, Elyas da buraya geldi. Sevdici, evli falan değiller. Sevdici ve çocuklarıyla beraber Kısa işte full kahverengi saçlı çocuklarıyla birlikte burada böyle yaşıyorlar. Bunun bir tane çocuğu vardı. Bu Caesar Star. Yani hepsi kahverengi ailenin Tek kızıl saçlısı nasıl olduğu belli değil yani tek kızıl saçlısı Sezar dedi ki ben de bu daireye gideceğim dedi. Bu dairede kimler var? Teyzesi Mia var. Teyzesi Mia'nın sevgilisi Takuya Takahashi var. Bir de anneannesi var. Anneannesi de yaşlandı her an ölebilir. Anneannesi ve teyzesiyle birlikte dedi ki ben burada yaşayayım. Kendi biraz böyle bir dışlanmış hissetti. Hani evlatlık mıyım ben falan gibi hissetmişti olabilir. Çünkü kızıl saçlı ne alaka. Mavi saçlı baba ve kahverengi saçlı annede kızıl saçlıyı bulmuştuk. Neyse buraya gitti. Burada yaşıyorlar. Tam bunların karşı dairesinde kapı komşusu da şeyler geldi. Edi miydi bunlar? Heh, Edi geldi. Edi, Oli ve çocukları da bu kadar zaten. Bunlar da böyle yaşıyorlar. Yani bizim 300'lerden ikisi burada aileleriyle e, ka, böyle kapı komşusu beraber yaşıyorlar. Bu da bunun e, kalan işte annesi, kız kardeşi falan filan. Onlar da orada akrabaları. Böyle komple bir akraba aile apartmanı olmuş oldu. E, geri kalanları da zaten ben oynatmıyorum. Oynattığım evler şurası, şurası ve burası olarak yeşil yeşil gözüküyor. Bunlar komşular. Sevgili kayralımız Child oldu zaten e, en son bir önceki videoda 3 gün mü ne kalmıştı? Ben böyle bir hemen oynadım 3 gün bir şey. Child oldu. Burada ne demiştik? Zaten bu yatak vardı biliyorsunuz ki. Çarşafını değiştiririz, bir güzel kullanırız. Çarşafını değiştirdim, kullandım. Eski işte oyuncakları, işte bebeklik yatağı falan onları da eskiciye sattık gitti. Böyle bir odası var. Kayıt dışı oynadığım farklı bir şey olmadı zaten. Değişen bir şey yok. Çünkü hani evde böyle bir şey var. Eskiciye sattık yeni şeyler aldım. Böyle bir değişim, güzelleşme sürecini size gösterdiğim için e, kayıt dışı bunları yapmam mesela duvarları falan boyamak istesem e, bunları yine içinde burada yapacağım. Yani herhangi bir şey yok. Burada resim falan yaptılar. En son geçen bölümde yine üzgünken, üzgün ruh haliyle yapmış olduğu bir resim vardı. Onu gittim buraya astım ve şu anda da zaten resim yapıyor. Bizim Erik de işini falan yapmaya devam edecek. Alıp alıp güzel güzel işler alıp birazcık parayı kazanalım ki evimizi güzelleştirelim. Bu arada şu grafitileri de yine restore ederek belki farklı bir şeye dönüştürebiliriz. Ona da bakmam lazım. Bugün bu bölümde artık diyorum ki bizim Elsa ile birlikte şu duvarlara bir el atalım duvarlarımızı boyayalım aynı zamanda ne demiştik bir marangozculuk kabiliyeti de kendisinin olduğu için buradaki bu mutfak dolaplarını zımparalama cilalama falan filan o işlere girişecek ve bunları da değiştirecek bunları da yapalım diyorum konservelerde de biliyorsunuz 3 sıra konserve vardı gerçekçilikten asla çıkmıyorum bir sıra konserveyi attım yani yediler bitirdiler olmuş olsun diye buradan bunları kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane böyle e, yemek yaptıkça sanki her konserve bir öğün yemekmiş gibi düşünürsek sonrasında bunlar da gidecek. Burada da ufak tefek böyle yine bir şeyler var. O yemekleri de atacağız. Yani inanılmaz bir gerçekçilikte oynuyorum. E, bu bölümde bir de düğün falan yapar mıyız? Düğün de yapmam lazım. Ona da bir bakmam lazım diye düşünüyorum. E, biz zaten bir sonraki mükemmelimizi bulduk. Kayıl'la birlikte Kayıl'ın büyüyene kadar bu evde yapacaklarımızı yapacağız ama Kayıl işte böyle bir anda hemen böyle çat diye büyürse bir şey şeyleri yapamamış da olmayalım istiyorum ama bir anda böyle pat diye büyümesi 13 gün var burada teen olacak teenlik evresinde de biraz burada geçirsek falan filan daha çok var ya daha çok var ben burada yapacaklarımı hayli hayli yaparım sevgili erikçiyim buradan sana bir iş alalım 15.488 paramız var aklımızda tutuyoruz ee, Buradan 6.370'lik bir iş varmış. 2.000'lik diyor. En fazla soymuş galiba. Ha, messenger aplikasyonunu yapıyormuşuz. Biz geçen bu Silly Party Game bunu mu yapmıştım acaba? 6370'i bir daha bir alayım. Aynen Make Video Game. Galiba bir önceki videoda bunu yapmıştım diye hatırlıyorum. Neyse. 6000 almıştım. 6000 6000 alalım. Fark etmez. Sonrasında da o 5000 kişi alırız. i̇ş şeyleri değişiyor zaten sürekli. Bu muymuş? Confident bir şekilde yap dedim. Bu mu çıktı? Şunu satalım. Allah Allah ee, karnı acıkmış tamam git yemek ye bu arada geçen bölüm aa, bu neyden korktu ha, altta yine şeyler var mesela korkmasın yani şunlarla bir konuşsun ya bak enerjik hissetti enerjik hissetti ama herhangi bir şekilde daha şu an yatamıyoruz nap oldu birazcık bir korkusu geçsin şurada yatarak istediğim olay buldu yatarak televizyon izlesin mis ee, geçen bölüm şey demiştim bizim Kyle ile ilgili planlarımda dedim ki bir oyunculuk yapalım oyuncu kariyeri olsun bütün aile komple gaz çıkarmakla meşgul Elsa bir yerde gaz çıkartıyor erik bir yerde gaz çıkartıyor pislik bir aile yani evin konseptine uygun yaşıyorlar çok gerçekçi oldular teşekkür ederim benim için bu kadar gerçekçi olmanız gerekmiyordu yani direkt hikayeye hizmet ediyorsunuz sağ olun var olun klasik değil de ne yapalım Referans desek değil, pop art, pop art yapalım, yüzlük gelsin bir şeyler yapsın, ee, oyuncu olmasın diye düşünüyorum. Neden? Şöyle bir şey geldi aklıma şimdi. Evde sürekli bilgisayar başında oturan ve bilgisayarda bir şeyler yapan, bilgisayar dahisi bir baba var. Hack yapıyor, işte oyun yapıyor. Baba nereye gitti? Ekliyor işte sistemleri. Ee, ne bileyim oyun yapıyor falan böyle oyunlarla haşır neşir ki şu anda mesela bir video game tasarlıyoruz yapıyoruz. İnanılmaz bir e, bilgisayar dahisi baba var. Şunu seçelim. Kyle da doğal olarak bu evde büyüyor ve babasını görüyor. Yani oyunlar yapıyor, oyunlar oynuyor işte hackler yapıyor bir şeyler bir şeyler. Bilgisayar çok böyle onu cezbetmeye başladı. Kyle büyüdüğünde diyorum ki amcası Eddie gibi teknoloji kariyerine girsin esporcu falan oyuncu o kıvama gidebilir. Ünlü bir oyuncu olabilir. Ünlü bir oyunculukla sonrasında ünlü bir yayıncılığa hatta YouTuber'la doğru evrilebiliriz. E, yayıncı da olabiliriz. Yayıncı ya da yani hem yayıncı olur, canlı yayın yapar hem de YouTube'a özel içerikler, oyun videoları falan da atar. Öyle bir şey olsun istiyorum. Çünkü böyle bir ile alakalı da e aklımda böyle kalmıştı yani oyunculuk, ünlü bir oyuncu falan olmak da güzel olabilir. Yani oyuncu dediğim video oyuncusu. Şimdi şey gitmeli o şey değil. Yani artist olarak değil de video oyuncusu olarak. Öyle yapmayı planlıyorum. Bakalım neler olacak. Aynı zamanda da Kyle bir yıl bir teenlik aşamasına gelsin o zaman yaparım diye düşünüyorum. Bahçeye gelen kedi köpeklerden de bir tane kedi köpek bir şey alabilirim köpek alırım diye düşünüyorum bunun oyun yazması bayağı bir uzun sürecek şimdi onlar onları yaparken güya boya ustaları bu eve giriş yapmış olsunlar boyacılar geldi ve boya yapacağız arkadaşlar onlar orada çalışıyorlar biz buraya boya yapalım şimdi bizim Duvarlarımızda salon duvarında iki tane grafiti var grafitiler böyle morlu onlu bunlu ki bunları restore ettiğimizde farklı bir renge şekle bürünecek mi bilmiyorum ama düz bir renk yapıp onun üzerinde bunları patlatmak doğru olabilir. Mesela şöyle gri bir renk yerlerde gri 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 çok böyle bir soluk oldu ama şurayı şöyle yapıp yeri de değiştirmek istiyorum yeri gri yapmayalım ya şu kahve rengiden alsam her yeri yine kahve rengi yapayım. Tamam bunları da harcadık. Yukarıda gri olan yerler. Şuraları da kahverengi yaptım. Burası gri olsun. Işıklandırmada yeterli ışıklandırmamız sanki yok gibi de var gibi de. Tamam böyle kalabilir. Burayı ne yapabiliriz? Burası böyle tuğla tuğla bir görünüm. Bence tuğla olarak kalsın. Sıkıntı yok. Evet banyomuzda bir su çekmişlik vardı banyoyu da düzenlemem lazım da banyo ne yapayım acaba şimdi gelen ustalar demiş ki duvar kağıdı var burada duvar kağıdında çok su çeker çok su çeker biz bunu git, gidelim fayans döşeyelim demiş fayans döşeyelim şöyle desenli şu şundan fayans döşeyelim yeri de ona uygun bir şekilde mesela şöyle bir şey yapalım demiş ve yapmışlar şurada kovalarımız falan var mesela burada lavabomuz yok şöyle koyalım bir tane de ustalar, boyacı ustası, ayrı bir de tadilat işte tamirci ustası da gelmiş. Suriye'de bir tane lavaboda sıkıntı varmış. Demişiz ki lavaboyu değiştirelim. Değiştirdik. Böyle de bir lavabo koyduk. Bu arada banyo dolaplarını da yine elden geçirmemiz lazım. Burada herhangi bir sıkıntı yoktu. Sadece buranın da yerlerini bu da değil. Şöyle bir şey yapalım. Burada da bir suyumuz varmış. Onu da halledeceğiz. Bunları buraya koymuştuk. Halı kahverengi olsun. Bu halıdan bir tane daha gitmişiz. Almışız. Ve şuraya koyalım. Ama ne rengini almışız? Grili, mavili gibi bir şey. Evet. Bu rengini almışız. Burası bitti zaten. Evet. Yatak odası. Yatak odasına gelelim. Yatak odasını ne yapacağız? Aa bak bu fena değil ha. Onu sevdim bu olsun Bu burada sevmemişiz güzel durmamış şu tarafa almışız Kapılarda da sıkıntılar var kapıları da değiştireceğiz Hazır paramız varken onu da değiştirelim ee, Çocuk odası çocuk odasına ne yapabiliriz Şöyle bir kahverengi Kahverengi bir oda ışıklandırması da çok az ışıklandırmasına da bir El atmamız lazım Aynı şekilde şurayı da yapıyorum Daha kapılar değişecek perdeler gelecek eve halılar gelecek Bir sürü bir sürü bir şeyler Şimdi Duvar boyama işlerimiz tamamlandı evin Dışında da herhangi bir sıkıntı yok Bir şeye bakalım kapıları değiştirelim Boyu renkli şu kapılardan koyalım iç kapı Aynen şöyle bir kapı Buraya bu kapı Başka başka şu kapı ve şu kapıyı da değiştiriyoruz Bir tane şundan bir tane bundan Kapıdan girdiğin gibi şu bölmeye portmanto değil de şu bölmeye böyle bir şey ay evi komple sildik şuraya şöyle bir şey yapmak daha güzel şu mazgalı da sil orayı da kapatalım burası ne olsun mesela spor bölümü falan olabilir bir tane arkadaşımız galiba yanlış hatırlamıyorsam bir spor salonu falan yapabilir miyiz buraya mı demişti bu, videoya, bu videoda mı demişti hatırlamıyorum ama. Aklıma şimdi spor salonu gelince bir söyleyeyim dedim. Şurası böyle bir spor bölümü olabilir. Neden olmasın? Bura çok büyük bir salon. Aslında ev çok büyük bir ev. Bayağı büyük bir ev. Neresine ne yapılacak bilmiyorum ama hani şu anda mesela böyle çalışıyor. Burası bilgisayar odası olur. Bir yer sanat odası olur. Bir yer spor odası olur. Böyle ayrı ayrı oda oda gidersek o zaman aslında bütün odalar böyle bir dolu dolu olmuş olur. Ama mantıken şu kapıyı kaldırıp oraya bir işte alçıpan şey yapmışız duvar halletmişiz ama nerelerde yine bir alçıpan çekip bir yerleri spor odası, sanat odası falan bir şeyler yaparız. Alı alayım diyorum. Alı böyle evi daha bir sıcak gösterir. Halı almışız, halı alışverişi. Al nasıl olmaz ya 800'lük bir halı mesela. Oha. Şöyle kocaman bir halıyı almışız, atmışız. Mis gayet de uygun oldu. Tamam oraya halı koyduk zaten. Şu siyah halıyı çocuğun odasından almışız. Bu odaya koymuşuz. Aynı takımı bir de küçük gelmiş o halı oraya. Tamam çocuğun odasına da bir buraya bir tane de şöyle halımızı koyduk. Daha buraya çalışma masaları, onlar bunlar, bir sürü bir şeyler gelecek. Çocuğa da bir tane komodin gibi şu tahta şeylerden koyabilirdik. Şundan bir tane çıkartayım. Kahverengi gibi zaten. Çocuğun komodini olsun ve ona da bir tane ışık koyalım. Nasıl bir şey olsun? Futbolcu, futbol oyunu falan oynuyormuş. Futbolcu değil de işte oyun oynamayı seven şöyle güzel oldu. Buraya bir şeyler şey ettiririz. Bir de şu ışıklar çok kötü. Yukarıdan başka bir ışık. Ama nasıl bir ışık? Şöyle şu mavi ışıktan koyalım bir tane şuraya. Bir tane şuraya koyalım. Hatta tam şöyle yapalım. Ama ortaya koyalım. Böyle her tarafı güzel bir şekilde aydınlatsın. Şuraya da ne yapacağız? Burayı çalışma odası yapabilirim ha. Çalışma odası ya da giyinme odası, olur. çalışma odası. Olur. Bilmiyorum neyse. Buralar bitti. Yukarılara halıları yerleştirdik. Bir tane halı da aynı halıdan almışız. Aynı model. Ama farklı renk yapabiliriz. Bir tane de küçüğünü oraya atmışız. Bir büyüğü bir küçüğü ama şey atalım şöyle şöyle asimetrik olsun. Şurada simetriyi yakalayalım. Orada da asimetrik olsun. İçte başka da güzel rengi yokmuş. Ha, en güzel rengi de olmuş. Ha? şu mavili şöyle bir şey olabilir. Evet böyle mavili bir şey olsun. Şuraya ne atalım? Buraya da yuvarlak bir şey yakışır. Ha. Şöyle hasır şeylerden matsam atsam? Şuraya iki tane hasır attım. Şu gideri kaldır. Lavabonun Şuraya atsam, şöyle atalım, şöyle bir alımız olsun. Tamam bu kadar yeter. Çocuk fotoğrafı, ilhamlı ilhamlı. Böyle bir ilham geldi, 243'e sattık gitti hayırlı olsun. Bunları hemen koleksiyonca satıyoruz, hızlı hızlı satıyoruz. Şimdi mesela şu duvarı bir e, restore etsem nasıl bir şey yapacak? Farklı bir şeye mi dönüştürecek? daha bir canlı haline getirdi mesela. Ben bunları o zaman daha tam bitirmemiş miyim? Solukmuş rengi bak daha canlı oldu. İyiymiş. Aa, Frank değmiş bugün. Birbirine halazıklıklar, şakalar yapma şeyleri. Şimdi 10 binimiz kaldı arkadaşlar. 10 binimiz kaldı. 10 binle şeylere girmem lazım. Bir tane kahvesini alsın, otursun. Marangozculuk işime de hemen bir girmek istiyorum. Şimdi Görmüş olduğunuz gibi bunlar zaten Steleving paketiyle gelen e, böyle bir şey aşınmış, su çekmiş apartmanda böyle bir şeyimiz var. Ama bunun düzgün, temiz hali de var. O yüzden ben bundan buna geçirmiş şeklinde yapacağım. Güya paralamış ve öyle olmuş. Fakat bunları sattığında bir para geleceği için paranın gelmemesi gerekiyor. Yani ben bunları var olanı zımparalayıp güzelleştirdiğim için para gelmemesi gerekiyor. O yüzden 10.980'i bir kenara yazıyorum. Nerede benim defterim? Birazı gider ama. Bir 200'lük, 200 dolarlık bir e, işte zımpara almışım, cila almışım, boya almışım falan filan. 200'lük bir harcama yapmışım. Bizim işlem bittiğinde kasamızda 10.780 olmuş olacak. O yüzden hiç bakmadan koyuyorum. Şu biri 2 koydum. Tamam mı? Şimdi şunu şuraya, bunu al buraya. Bunları yine aynı şekilde zımparaladım ve bu haline getirdim iki tane daha alacağım birisi böyle birisi de şöyle şimdi bunları aldım yani yeniledim fakat renklerini de değiştirdim renkleri ne renk olsun böyle kahverengi ya ortası mavi de orada renkli şeyler var böyle bir açık renk de olabilir şu güzele benziyor şundan olsun boyamışım. Üstünün mermeri aynı kalmış ama kapakları maviye, bu tarafları da kahverengiye boyamışım ve böyle bir şey yapmışım. Şimdi şurada da var. Şöyle 1 2 üç tane aldım. Şunu şuraya koy, şunları sattık. Tamam, bunu da böyle koydum. Aynı renkte yaptım. Tamam, lavabonun yerini de şu tarafa almışım. Onu da öyle değiştirmişim. 1, 2, 3, dört tane de bunlardan var. 3 olsun. Bir tane de köşe dolabım vardı. Dur köşeyi yanlış mı seçtim? Yok. Tamam. Şöyle bir köşe dolabım. Bunlar böyle yeşil gibi gözüküyor. O mavi gözüküyor. Bu ışıktan kaynaklı böyle gözüküyor. Normal rengi şu. Burayı da böyle yaptım. Hatta şuraya da bir dolap daha yapmışım. Yapmamışım. Hayır. Böyle o kadar dolabım yoktu. Yenilemeyle gidiyoruz. Tamam buzdolabı ve fırınla alakalı da çalışmalarımız <laughs> devam edecek. Şurada da bir şeylerimiz vardı bizim 3 tane. Rengimiz buymuş. Ama bunu da ben değiştirmişim ve 1 2 3 yapmışım. Aynı şekilde üzerine de kalan mermerler var. Siyah mermer atmışım. Bunun mermeri şeymiş çünkü. Oldu. Hallettik mi? mis gibi hallettik. Çöp kutusunun rengi değişecek, tipi değişecek. bulaşık makinesi, ay bulaşık makinesi diyorum. Buzdolabı ve fırın değişecek. Aynı zamanda mikrodalga fırında bulaşık makinesiydi. Ondan sonra ne bileyim işte başka türlü fırındı falan filan onlar gelecek. Burası böyle kaldı. Şurayı pek kiler olarak tutmakta çok istemiyorum ama neyse şimdilik kalsın. Tuvaletlere gelelim. Tuvaletlerle de aynı sistemi devam ettireceğim. Birebir aynısıymış bu da. Birebir aynısını Şöyle aldık. Yaptık hiç değiştirmedim. Tamam. Tuvaleti de değiştireceğiz. Tuvalette de sıkıntılar var. Şuraya geleyim. Burada zaten böyle bir şey vardı. Burası gayet güzeldi. Tamam, oldu bitti. Hayırlı olsun. Şimdi 9000 kaldı. Ee, kalmadı aslında. Money kaç dedik? 10780. 10780. Evet. Tamam. 200'lük bir sadece malzeme alışverişimiz oldu. Onun dışında direkt kendi yaptığım şey. Aa bunu restore desem ne olacak acaba? Bu da mı? Her zamanla soluyor bunlar. Anladım anladım. Yağmur yağıyor. Şey oluyor. Rengini kaybediyor. Biz bunları güzelleştir, Tamam. Rengi gidiyor. Evet bak çizilmiş bir şeyler olmuş. Biz onu canlı hale getiriyoruz. Gayet güzel. Şunu da continue graffiti desek bitirsek. Bu hala video game yapıyor ve yıkanması lazım şuradan bir şey çıkarsak acaba? Mesela ne bulabiliriz? Eski çöplerin içerisinde eski bir eşya. Ne buldum? Bir şey bulmadım. Şey materyal buldum. Geri dönüşüm şeyi. Tamam. Yemekler gitmiş. Yemekler gitmiş. Yemek yapmamız lazım. Yemek yapmamız lazım ama Elsa'nın şu anda hiç yemek yapası yok. O yüzden şey yapacağım ne söyleyelim? Zoomers'tan, Zoomers'tan yemek söyleyelim. Üç tane spagetti söyleyelim. Enem yeah. köpecikler geldi. Burada ben kimi diyordum? Evet şunu. Harley. Harley değil de adı galiba. Ama çok tatlı tipi. Bunlar da çok tatlı tabii ki ama şu Harley ile bir arkadaşlık etsem mi? Sonradan sahipleniriz. Çocukluktan başlamışız. He biraz sinirliymiş. Oo, Tipe bakar mısın? Yaklaşma bana der gibi geldi. Uykun mu var senin ya? Çok tatlısın ama. Biraz agresif insanları sevmiyor galiba. Talk to desek. Özellikleri ne acaba? Yemek yiyorlar mı? Yemişler biraz. Zumursçu geldi mi? Neymiş bu? Maceracı mı? Onun gibi bir şey. Play diyelim azıcık oynasın. Şeyi bekliyoruz. Aa duruma bak. Duruma bakar mısın? Bilgisayar bozulmuş da anca halka binmiş <laughs> gelmesi lazım. Zumurscu niye gelmedi? geldim yoksa? Yo. Üç tane spagetti söyledik. Ya sen yukarıya gidip keşke girseydin. Yukarıda da tuvalet var. Yukarıdaki tuvalet hiç çıkmıyorlar ya şey yapayım dur gitsin şu bir yatsın yatağına bizim çocuğun durumu iyi çocuk gitti oradan cipsimiz bir şeyler aldı yiyor değişik değişik sesler çıkartıyor sanki vampir gibi ya bu da televizyon izliyor ama şey yapsın gelsin burada babası yattı ya oyunculuk merakı hemen şöyle aritmatik hem oyun hem ders mahiyetinde 17 saat sonra da şeye gidecekmiş ödevini yapmamız lazım en azından beceri olarak da bir ilerlemiş olalım. Bu arada trade'leri arasında geeklik de var. Geek bir çocuk olduğu için zaten oyunla da video oyunlarıyla da oldukça ilgileniyor olacak. Ay buralar yine gitmiş. Tüh kötü mamadan yiyor. Dur 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 hayır. Kötü mamadan yemeyin. Empty gel. Kyle. Değiştir onları. Aa, buraya da kustu bak. Tabii kötü yemeği yiyince. Birisi hastaymış demek ki. Ya öteki çöpü boşaltmaya niye gidiyorsun? Ben sana şunları boşalt. Güzel yemekler koy diyorum. Oraya da koy. Tamam. Şunu da bir kusmuğu da temizleyelim. Temizli şucuğum. hala gelmedi. Bu işe bak ya. Karton da dans karton da iyi oldu işte. Üzerinde uyuyorlar. Sipariş verdik. Buraya gelmiyormuş herhalde. Bu tarafta dük şeyleri yokmuş. Servisleri. Hep öyle oluyor ya yemek söylersin. Yakın civarda size servis veremiyoruz falan. Ya sarılışmalı yatıyorlar. Çok tatlı. Neymiş bu festival? Bir saat sonra bitecekmiş. Prank Day'den mi bahsediyor? 2 a.m. Yo. Ne festivali varmış ki? Aa bugün festival varmış. Aa Phile Market varmış bugün. Yo 10 a.m. Prank Day var. Aa 11 p.m. 11 p.m'de galiba şu bitecek. Ünlülerin pbb Bunu da çok yamıyorum ya. PBP. PBP değil çok İngilizce okuyunca daha güzel oluyor. PBP. PBP deyince B ve P'ler birbirine çok yakın okuyamıyorum. Play Market'e gidip eşya satabiliriz ama hiçbir şey yapmadım. Bitti galiba. 6 PM'miş. Şu an bitti. Gençlik Festivali bu da bitmiş. İki tane bugün varmış. Tüh ya. Neyse zaten satacağım da çok ürün yoktu. Biliyorsunuz Flea Market'te şey yapacağız. Marangozluk şeylerini satacağım. Ama iki tane şey yapmışım zaten. Zoomers nerede? Yemek istiyor. Yemek var. Bak burada. Yemek yiyebilirsin. Tamam bu şimdi ödevini yapsın. Yap çocuğum ödevini. Şu oyuncağını da satmışız. Zumusçu olabilir mi? Yoo. Sen niye peki eve girdin? Ne alaka? Evimize niye giriyorsunuz? Zumusçu? Hayır bu da değil. Aa evimize birileri girdi. Tamam bu şey. Aileden de. Şu kim? Bunu kim olduğunu bilmiyorum. Evimize şak diye giriverdi. Erik gel canım yemek ye. Yemek ya, oldu. Zumursçı paraları aldı. Verdi. Ona para vermiş miydim ben? Verdim galiba. Verdim ama yemekler gelmedi. Tamam. Şimdi bunlar nişanlanmış mıydı acaba? Onu da bilmiyorum. Propose deyince dur bakalım. Siz nişanlı mısınız? teenlik aşamasında birbirlerine söz vermişlerdi. Bir söz yüzüğü takmışlardı. Fakat bir nişan durumu söz konusu değil. Bir nişanlanma yapalım. Aynen şu anda nişanlandılar. Hayırlı olsun. Evet şimdi nişanlı bir insan olarak bir şey, event hazırlamak istiyorum ama şöyle bir şey yapalım. Bir sonraki güne ne yapalım biliyor musunuz? Bir şey hazırlayalım. Nişanlandık biz akşam yemeği. Tüm dostlarımızı bir araya çağırmışız. O akşam yemeğinde de işte sen benim yüzük taşıyıcım olsan benim çiçek atıcım olsan bizim nikahımızı kıy falan şeklinde millete görev dağılımı yapacağız. İnsanları eve toplayıp bunu yapmak çok mantıklı e, ee, yarın olsun. Yarın akşam ne yapacağız biliyor musun? sen nişanlanma yemeği şu. management dinner. He bu benim dediğim bu galiba. Aynen yaklaşan bu haberi veriyorsun işte. Herkesi topluyorsun. Ailene biz nişanlandık evleniyoruz. Falan bu olabilir. Bu herhalde bilemedim. Neyse bunu yapalım. Ailemiz ve arkadaşlarımızla yaklaşan evliliğimizle alakalı bir yemek vermiş olalım. Şimdi bu sof şeyin Elsa'nın kardeşi. Bu da Elsan'ın kardeşi, bu da Elsan'ın kardeşi. Bir sürü insan var. Maksimum 15 kişi çağırabiliyormuşuz. Elsan'ın bu kardeşlerini çağırsak. Tamam mı? Benim Eddie'yi çağıralım. Ondan sonra Elias'ı çağıralım. Ve tabii ki bizim diğer çocuklarımız. Nerede? Emily var. Chase. Letty. Helen. Glenn. Kathleen. Kyle zaten evde. Yine onu da mı çağırmış olacağız? Kyle da katılsın hani evde ama katılsın anlamında herhalde kaç kişi oldu bakayım 12 kişi olmuş 3 kişi daha çağırsam Tina olabilir Nadia man çağırmayayım boşver onlar kalsın tamam bu kadar kişiyiz aile arasında dans olsun have toast bunlar tam olarak ne bilmiyorum yani bir şey içsinler şu özel şey var ee, uzak doğumu Hintliler mi on o temada bir aile ailesen onların çayı ama şu anda şimdi heve tostu nasıl yapılıyordu? Wedding couple birlikte yapabilir. Herhalde bu olsun. Drink içinde bir bar falan bir şeye ihtiyacım var. Barım yok. Tamam böyle bir şey olsun. Burada da o kadar tamam buradayız. Akşam saat 7. Evet yarın akşam 7'de nişan şeyimiz yemeğimiz var. Bu arada bu yemek durumunu bir sonraki bölümde yaparım. Bir sonraki bölümde burada yemeği yaptıktan sonra şu iki gün çok sıcakmış. Sıcak bir günde pişerken bir düğün. Şurada çarşamba günü gibi de düğünü planlarım. Bence öyle olsun. Orada düğünü planlarız. Ee, özel düğün yeri olan Tartoso'ya gidip bir evleniriz. Olur mu? Olur. Buradan şeymiş böyle işte 2-3 saat uzaklıkta bir yermiş Tartosoy'a. güya. Ee, oraya gidip evlenecekler ama bunu bu bölüme sığdırmam. Tamam bu da kendini çok flörtöz hissediyormuş. Tamam gel sen video game'ine devam et. Ne zaman? Çarşamba günüymüş. gerçi Daha varmış ama continue diyelim. Şuna bir devam edelim. İşin gücünü halletsin. Evimiz yavaş yavaş toparlanıyor, güzelleşiyor. Ee, şu kediler geldi. Bir tane burada bir Arlo diye bir kedi varmış. Evimiz güzel ya, güzel toparlandı. Böyle bir eşyaları doldurunca şuralara masalar, konsollar, giriş bölümüne bir şeyler, bir şeyler gayet e, hoş olacak, güzel olacak. Bu bölümde biraz daha böyle işte duvarları yenileyelim oraları yenileyelim eşya koyalım falan filan şeklinde Gitti ilerledi Ama bir sonraki bölüm artık Şey Düğün müyün onları hallederiz Evi birazcık daha güzelleştiririz ama bir sonraki bölüm büyük ihtimalle sadece Şey olur şu, Düğün yemeği o yemek kısmı ve sonrasında Düğün kısmı olacak Zaten biliyorsunuz ki şu aşamalarda çok da yapacağımız bir şey yok Kayılın büyümesini beklemek durumundayız Ben böyle e, yapacaklarımı işte evin değişimi düğün dernek onları böyle videolarda size Göstermiş olayım onun haricinde zaten hemen bir kayıt dışı Oynamaya gireceğim Harley yine gelmiş Harley'i yi sevelim Kayıt dışı birazcık oynayacağım ki e, Kyle'ın Büyüdüğü zamanları birazcık yaklaşalım Yapacak şeyler bittikten sonra tabi. Bu da ne olur e, Önümüzdeki bölüm bir 3 bölüm falan daha çekerim sonrasında kayıt dışı oynamaya hızlıca girip bir şekilde yetişip yine aynı kendi gününde kendi saatinde her salı günü saat 5'te mükemmel genetik özelliklerine kaçırmadan devam ederiz. Artık yavaş yavaş sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Kyle 7. nesil. 3 nesil kaldı. 3 nesil sonra e, bitecek. Sonra komple mükemmel genetik özelliklerine de veda etmiş olacağız. Meydan okumu olarak yine sevilen popüler meydan okumalardan biri olan bir meden okumayı da sona erdirmiş olacağız. Diğeri neydi? Yüz bebekti. Yüz bebek bitti. MGÖ'de bitecek. Sonra birden at soğuk var. Not so very de biterse bir daha da meydan okuma yapmam artık bitsin gitsin kendi hikayelerime devam edeceğim. Çünkü bir sürü hikayelerim var. Hepsi birikti kaldı. Tamam o zaman sevgili Erik burada videosunu yaparken bunu da vereceğiz. 6000 de oradan gelecek bir 16000'e daha yükseleceğiz. Bir şeyleri harca yükselsin harca yükselsin şeklinde ilerliyoruz. Bir 16000 oluyoruz bir 10000 oluyoruz para kazandıkça da bir şeyleri yenilemeye devam edeceğiz. Evle ilgili fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. İşte şurayı şöyle böyle Böl işte duvar çek oraya bir alçıpan yap işte ne bileyim sanat odası yap galeri gibi de olsun yaptığı şeyleri hem satıp hem de duvarlar böyle resimler olsun spor salonu yap bir şey yap falan filan gibi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Aynı zamanda hikaye açısından Kyle'a yazmış olduğum hikayeyi beğendiniz mi? Babası bilgisayar başında olduğu için sürekli işte oyunlar hackler onlar bunlarla uğraştığı için bilgisayar meraklısı olarak büyüdü ve büyüyecek daha doğrusu ve sonrasında da e güzel bir gamer olacak ve bir yayıncı ya da YouTuber ikisi birlikte falan filan olacak ve ünlü bir yayıncı olacak. Hayranları peşinden koşacak. Onu görenler ayılacak, bayılacak ve sonrasında büyük ihtimalle hayranlarından ona hayran olan birinden biriyle de evlendirebiliriz ve o şekilde 8. jenerasyonumuza doğru ilerlemiş olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz tabii ki videoyu beğenmeyi ve dediğim gibi yorumlarınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi videonun altındaki yorumlar bölümüne yazmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda yeni gelen arkadaşlarımız olabilir. Onlara bir hoş geldiniz demek istiyorum. Geldiniz ve henüz abone olmadıysanız desteklemek amaçlı da kanala abone olup bildirimleri açarsanız yine çok çok mutlu olmuş olurum. O zaman bir sonraki mükemmel genetik özellikleri bölümünde ya da kanaldaki sevdiğiniz farklı oyunların farklı bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.